hafta Taşpınar kasabasında halıcılığı ele alıyoruz. Bakalım çaylak olarak ben Taşpınar'da halı dokuyabilecek miyim? Maceramı hep birlikte izliyoruz. Ve halı diyarı Taşpınar kasabamızdayız. Şimdi bu hafta çok ünlü bir misafirim var. Çok ünlü birini konuk ediyorum. Aksaray Sporumuzun takım kaptanı İbrahim Konuksever. Namı diğer? Yallı İbo. Yallı İbo ile birlikteyiz. Şimdi İbo abi bana dedi ki senin daha önce çektiğin bölümleri ben izledim. Senin yaptığın işi gözü kapalı yaparım dedi. Şimdi çok büyük konuştu. Bu hafta ben onu Taşpınar kasabamıza davet ettim. Ve bu hafta halı dokumayı ele alıyoruz. Halı nasıl dokunuyor? Bu evlerimizde çok kolay seriyoruz ama bunun işlemleri nedir? Şimdi burada onları öğreneceğiz. Konuğum İbrahim abimle birlikte yapmaya çalışacağız. Ona meydan okuyorum bir nevi çünkü benim yaptığım işi çok küçümsedi. Önceki yaptıklarını çok basit bir şekilde yaparım demişti. Şimdi kısaca onu bir tanıyalım. Daha sonra halı dokuma işlemlerine geçeceğiz. Abi öncelikle beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Tabii böyle bir güzel programa konuk olduğum için beni davet ettiğiniz için ben size teşekkür ederim. Şimdi seni kısaca bir tanıyalım. Biz seni hep böyle tribünde, defansta böyle koşuşturan, geleni geçeni böyle bir duvar gibi, kale gibi karşılayan, hani takımda çok önemli bir pozisyonda olan biri olarak biliyoruz. Ben seni ilk defa böyle yüz yüze tanıştım. Seni bir tanıyalım abi biz. Ya, ben 1990 Aksaray doğumluyum. Aksaray'da doğdum, büyüdüm diyebilirim. Uzun yıllardır Aksaray Spor adı altında oynuyorum. Aksaray'a hizmet ediyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Dediğiniz gibi sahada mücadele etmek benim için bana has bir duygu, özel bir şey. Dediğin gibi programa davet ettin. Ben de hiç düşünmeden geldim. Daha önceki izlediğim programlarda baktım zoru başarıyorsun. Ben de dedim ki zoru severim. Şimdi sana meydan okuyorum. İnşallah beraber güzel bir halı dokuruz. Şimdi bu iş öyle statta, sahada öyle gelen adama işte omuz vurayım, ayağından top alayım, karşıya uzun pas atayım. Ona benzemez bu iş. Şimdi bizim yaptığımız iş zor. Halıyı dokuyabilecek misin? Sen bana onu söyle. Bakacağız şimdi, göreceğiz kim daha iyi dokuyor, kim şey yapacak. Dediğin gibi sahada olmuyor bazı şeyler. Ama saha dışında da bir yeteneğimiz var. Anladım. Şimdi biz kozlarımızı paylaşalım diyorsun. Ona bu halı dokuyucular mı karar versin diyorsun? Halı dokuyucu teyzelerimiz inşallah görürler kimin iyi olduğunu. Anladım tabii abi, şu an Aksaray Spor nasıl bir durumda? Kamptaydınız bildiğim kadarıyla, kamptan buraya geldin. Onun için de teşekkür ederim. Biraz da böyle takımla alakalı bilgileri alalım mı senden? Şöyle söyleyeyim, koronadan sonra yaklaşık 3 aylık bir ara oldu. O aradan sonra bir haftadır biz antrenmanlara başladık. Öncelikle de şunu söyleyeyim. Sayın Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e buradan çok teşekkür ediyorum. Geçen seneden beri verdiği desteklerden dolayı onu zaten biz tribünde gördüğümüz andan itibaren bize çok büyük moral oluyordu bir nevi. Aynen, moral oluyor, yansıyor zaten. Onu her zaman bekliyoruz içerideki ve dışarıdaki sahalara. Zaten kendisinin geçen seneki Silivke deplasmanda anıları var. Bir de Serik var bu seneki. Gerçekten onun orada olması bizi gururlandırıyor yani. İnşallah bundan sonraki bütün maçlara da bekleriz yani. Anladım. Şimdi İbrahim abinin hayat hikayesini ve Aksaray Spor macerasını dinledik. Artık yavaş yavaş halı dokuma işlemlerine biz bir geçelim. Abi hazır mısın? Hazırım, her zaman. O zaman yanımda takım kaptanımız İbrahim Konuksever, namı diğer Yallı İbo ile birlikte halı diyarı Taşpınar kasabamızda halı dokuma işlemlerimiz başlıyor efendim. Adeta hipnoz oldum diyebilirim. Şimdi halı evine geldik. Bir tane teyze böyle kendinden geçmiş bir şekilde halı dokuyor. Hiç kimseyle konuşmuyor, hiçbir yere bakmıyor. İpi alıyor, burada bir işlemler yapıyor ve halı oluyor. Ben hiç anlamadım. Şimdi teyzeciğim merhaba. Merhaba. Seni bir tanıyalım mı? Hoş bulduk. Ben Kezban Onak. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Saray Taşpınar Köyü'ne hoş geldiniz halı atölyemize. Hoş bulduk. Şimdi sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun ablacığım? Seni kısaca bir tanıyalım mı? 50 yaparım. 12 yaşından beri bu işi yapıyorsun. 68 yaşından daha dokuyor. Maşallah, Allah daha uzun ömürler versin inşallah. Sen böyle bize güzel halılar dokumaya devam et. Şimdi o işten seni bir alalım 2 saniye. Şimdi bu halı dokuma işlemi nedir? Bu halının serüvenini bize başından sonuna kadar bir anlatır mısın? Ben içeriye girdim, adeta şok oldum diyebilirim çünkü İçeride böyle atölyeler var. Çok meşhurdur. Evet, biliyoruz. Çok meşhur bir Taşpınar halısı. Bunları biz koyunlarımızın yününden yapıyoruz.
10-15 gün boyayıyoruz. Yunlarımızı yıkadıktan da eğiririz çıkırıklarda. Ondan kirli de boyarız. 5-10 gün boyarız. O boyalardan nereden gelir biliyor musun? Palamut ağacından, dağlardan kök boya getirir sökeriz. Kilit ağacından, üzüm yaprağından iplerimiz boyarız. Anladım, yani bizim bildiğimiz boyalardan değil. Bu hep doğal boya. Doğal boya yani. Dağ eriğini toplar geliriz, dağ eriğinden beyaz boyarız. Dağ eriğinden boya nasıl olur abla ya? Dağ eriği bildiğimiz erik, yani ondan nasıl siz bir renk çıkarıp da bu ipleri boyuyorsunuz? Boyumuzun süda ipini erdik mi? Dağ eriğiyle ipi böyle erikler arasına sere 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 bir kazan doldururuz. Bir de kaynaya kaynaya bu sarı renge gelir. Böyle bir sarı renge gelir. Anladım. Daha sonra bunlarla halıyı dokuyorsunuz. Bunlarla da halımızı çözeriz. O iplerle halı dokuruz. Anladım. Şimdi... Halı her yeri ip yani. Yum. Anladım. Hiçbir katkı maddesi yok. Hepsi doğal. Hepsi doğal. İşimiz ince, argacımız, ipimiz hepsi doğal. Anladım. Şimdi teyzeciğim senin adını bir öğrenebilir miyiz? Kezban. Şimdi Taşpınar kasabamızda halı evinde Kerzban teyzemleyiz. Öyle şeyler anlattı ki ben hiçbir şey anlamadım. İşte yün dedi, koyun dedi, dağ dedi, eriye girdik, oradan kaynatma dedi, çıkrık dedi. Şimdi ben anladığımı anlatayım sana önce. Şimdi koyunu aldınız, koyunu kestiniz. Yününü aldınız. Koyunlarımızın Eylül ayında kırkımlar olur. Kırkımını kırktık mı? Tamam. Bir tok güzel yıkarız çişmelerde. Yıkadıktan kıl da çıkrıkta yeğiriz beyaz ip. Beyaz ipi yeğirdik mi ya? Hep dağ otlarını bulur geliriz dağlarımızdan. O otları ayrı ayrı renk renk boyarız. Anladım. Daha sonra böyle rengarenk. Alır. Sonrasında buraya geliyorsunuz. Buraya geliriz, halı çözer, dokuruz. Anladım. Anlamadım da diyebilirim çünkü gerçekten anlamadım. Anladın mı sence? Bak, beyaz ipi yeğirdik mi? Tamam. Eğirdikten kirli bunlar ip haline geliyor. Yumu yıkayıp eğirdikten kirli. Eğirmek ne demek? Yani eğirdik diyorsun ama eğirmek ne demek? Çıkrık da ipi. Çıkrık ne ablacığım? Yum çıkrığı. Şimdi çıkrık diyor, eğirmek diyor. Yani bilmediğim şeyi bilmediğim şeyle anlatıyor Kerzban teyzem bana. Biliyoruz da siz bilmiyorsunuz. O Kirmana diller çıkrık diye. Kirmana diye bir terim daha çıktı. Hadi bakalım. O dedelerimiz, ebelerimizin eğirdi Kirman. Bizler de onun arka kalkmış çıkrık da yeğiriz. Anladım, tamam. Çıkrığımız var. Tamam, ceyranlı çıkrık. Ondan ip örürüz. İp olduktan kirli de ipleri bir sıraya geçer boyarız. 5-10 gün her renk ayrı ayrı, her gün bir renk boya ipleri hep bir şeye getiririz. Halı çözeriz. Anladım teyzeciğim, ben biraz da sana takıldım. Böyle sen konuşmanız, ben Taşpınar'ın konuşmasını çok severim. Konuşmanız çok doğal. İşi böyle... Öyle konuşuruz oğlum. İşi çok doğal anlattın bana. Şimdi teyzeciğim 12 yaşında başlamış, 30-40 yıldır bu işi yapıyor. Şimdi... Teyzesini öldüm, daha dokuyorum. Ama sen 30'an bunu birini yapamam. Niye yapamam? Yapamam. Göstersen yine mi yapamam? Göstersen de yapamam. Her bir renkleri, her bir çiçekleri var. Senin kafan varmaz belki de. Senin kafan basmaz diyor yani bana. Harbiyem hani dokuduğum için benim var da... Seni çabuk cana yapamam yani. Anladım, ben bu işi yaparım diyorum. O seni öğrene dağır da aradan biz yıllar geçer. Anladım, şimdi Kerzban teyzem bildiğim beni aşağılıyor ama ben ona kendimi göstereceğim. Şimdi bugün bizim programımızda bir de konuğumuz var. Aksaray Spor'umuzun takım kaptanı İbrahim Konukseveri getirdik. Şimdi biz onunla aslında bir yarışma düzenleyeceğiz. Ben yapamazsam İbrahim hiç yapamaz. İbrahim belki de yapar. Bilmiyorum. Şimdi İbrahim tamam sahada güzel öyle. Şimdi beni direkt boş verdi. Gel İbo bir yapalım dedi. Şimdi ben yapamam İbrahim yapar öyle mi? Sen de yapamam İbo da yapamaz. Burada kimse bu işi yapamaz. Allah Allah. Haydi buyur buradan yak. Bilir belki. Belki senin şeyinden o yünlüdür yani. Tamam göreceğiz. Tamam şimdi İbrahim'i de yanıma alıyorum. Kerzban teyzemi şöyle arkaya alıyorum. Yarısına kadar dokumuşlar. Ben bunun üstüne şöyle güzel bir motifler, hatta kendimi falan bir çizeyim de sen bir gör. Hadi bakalım. Kendime ben buna yapabilir miyim kendime? Yapamam. Ben buna ne yaparım? Üstüne en basit motif nedir bunun? Hadi bizim yaptığımız çiçeği yapalım. Abla bu basit, ben kendimi yaparım diyorum ya. Yap öyleyse. Tamam yap öyleyse dedi. O zaman İbrahim'i de alıyoruz ve halı dokuma serüvenimiz başlıyor efendim. İnşallah gel bakalım.
Şimdi Kerziban teyzemleyiz. İbrahim ile bana çok kısa bir gösterecek ve onu arkaya alacağız. Şimdi bize bir tanıtsın, biz yapabilecek miyiz? Şimdi teyzeciğim bize bir gösterir misin kısaca? Şöyle yapacağım. Bu bıçağı sağ elin alacaksın. İp de sol elinde şöyle. Böyle edip keseceğim. Yine aynı. Çok basit. Basit de sen yapamın ya işte yine de yapacaksın değil. Şuradan bakacaksın böyle. Şöyle bak. Anladın mı? Anlamadıysan bir tokat dururuz anlatırız. Bak. Yalnız sen şimdi kırmızının içine sarı koydun. Pardon, sarının içine kırmızı koydun. Senin uçu koydum yani. Bize göstermek için. Göstermek için. Onu biz sonra hallederiz. Tamam, iki tanesini aldık. Birini soldan, birini sağdan geçirdik. Sağ elinde bıçağın. Sol elinde de ip. İpin ince, bir de bak buradan çözgüden de bir arka bir ön ip alacaksın. Onu da buradan dolayıp, buradan da alttan aldın mı düğümü yapıyorsun. Tamam mı? Tamam, anladım. Şu aletin adı bıçak. Bıçak. Şurada değişik bir alet var. Bu da vurmadan abi. İş bitince böyle vuruyor. Niye vuruyoruz? Bu hali iper kestiriyor. Böyle sıkılıyor. Anladım. Bir de şu var. Ondan da şunu, şundan da darayon ya. O ipin içinde pislik çıkıyor bak. O da o zaman bunu kesiyor. Bu da keski. Anladım. Evet. Tamam, aletleri de öğrendik. Tamam, seni şöyle bir arkaya alalım. Seni dinleyin de biz İbrahim'le bir yarışalım. Geldiğinde ben seni nasıl böyle şaşırtıyorum. Tamam, hadi bak. Tamam. İnşallah yapan. İnşallah. Hemen bir tokat dedi. İnşallah. Şimdi Kerziban teyzemi arkaya uğurladık. Burada İbrahim'le birlikte artık baş başayız. İbrahim, öğrendin mi? Ben öğrendim. Ben de öğrendim. Göreceğiz bakalım kim. Tamam, hadi bakalım. İbrahim'le büyük yarışımız başlıyor. Şimdi İbrahim abi, hazır mısın abi? Her zaman. O zaman iyi olan kazansın. Hadi. Hadi bakalım, görelim seni. Hadi bakalım. Şimdi İbrahim abiyle başladık. Kerziban ablam beni çok aşağıladı, üzdü beni. Şöyle ikili al dedi ama ben herhalde becerecek gibi de değilim. Neyse. Sen ne ara becerdin bunu, ne ara öğrendin bunu? Bizim için bir kere görmek yeterli. Seninkini de yapabilirim istiyorsan. Şşşş, oyunun oyunu abi. Yalnız bana hiçbir forma hediye etmedin şimdi. O nasıl olacak? Senin canın sağ olsun. Öyle bizi, öyle lafta değil ama. Lafta değil, bugün çıkışta alırım. Tabii ki ya, bize aldık. Sana formamızı her zaman hediye ederiz. Tamam. İşte gördünüz, İbrahim abimden sözü de kaptım buradan. Senin forma numarası 68. Aynen, 68. Zaten yıllardır 68 numara giyiyorum. Herkes bilir. Şimdi İbrahim abim 68 numaralı formasını bana hediye edecek. Sözünü aldım buradan halı dokurken. Ama tabii bu bana forma vereceğim, burada sana yenileceğim anlamına gelmiyor. Bakacağız, göreceğiz. Duvarda elek mi olur, el kızı melek mi olur? Ne oldu kalan? Bizimkini yapmışsın bile. Boza boza Türkiye'ye geçmişsin. Nasıl? Halı bozmuşsun. Bozdun olur mu? Halı dokuruz dirin ya da ha. Olmamış falan, öyle olmaz. Düzgün yap. Ben anlattım. Bak İbrahim abi yatacaksın. Bak bunu buna eline bir bak. Ya sarının üstüne sarıyı gitmeyi herkes yapar. Ben burada özel motif, hayal gücü burada. Yeşil de yaparız, kırmızı da yaparız. He bak bu beyazını yapmış, sen yapamamışsın. Ben keseceğim bunları. Olmaz bana, sen bu çık düzelt oraya, düzelt. Nasıl olmadı ya? Bunları abi, sök. Bir şey de beğenmiyorlar. Bozdum, bozdum, sök. Boşa mı yaptım ben? İlmeleri kaldım ben böyle. Ben boşa mı yaptım bunları? Boşa yaptım. Bak İbo'nunkine. Öyle dümdüz ben de yapardım. Ben burada hayal gücümü... Demek ki bu yarışam iyi gidiyor. Ben hayal gücümü kullanıyorum. Teşekkür kullandım. Ederim Kerziban teyze. Senin sayende. Benden önce geldin, çekim var dedin. Sana da gösterdim. Niye yapamadın?
Aha yaptı, beğenmiyorsun. İlmeler kesilmiş. Kesilmeli olur mu? Aha işte düzgün, onunkinin aynısı. Burası beyaz var, şunun, diğer de beyaz gitmiş. Şöyle kestin mi ondan olacaktı bu. Öyle mi? Hadi bakalım. Şimdi bana yeşilleri söktürdün. Ben kırmızı yapıyorum. Oluyor mu? Kırmızı da olmuyor. Bak İbrahim ne güzel yapmış, sırasını bitirmiş. Oraya beyaz gidecek. Kırmızıyı kaldır. Ha. Beyaz yok. Ben İbo doldurmuş. Yeşil olsun mu? Daha duruyor. Yeşil olsun mu? Olsun. Benim öğretmenim sensin. Rezvan teyze. İbo doldurmuş. Seninki daha duruyor. Eğer beceremezsen farklı başka iş yürüyün sana. Niye beceriyorsun? Beceremiyor musun? Beceremiyorsun canım. Bak o doldurmuş. Seninki boş kalmış. Yapmayalım. Hani mahvettin yapma. Bak sana böyle ip sar. İp mi sarayım? İp sar, böyle yumak yap. Tamam. Hadi. Kerziman teyze beni kovaladı halının başından. Sen beceremiyorsun diye, halını mahvedeceksin diye. İp sarma işlemi diye bir işlem varmış. Şimdi ona geçeceğiz. Sen onu uzat işte. Tamam. Ve şimdi halı dokuma işleminin başından Kerziban teyzem beni kovaladı. İbrahim orada tutacaktı. İbrahim'e yaptıracaktı ama ben öyle orada rezil oldum, dedirtemem kendime. İbrahim'i de aldım geldim bunun başına. Şimdi halıyı dokuyamadık. Sen dedin ki gel bir çıkrık yap dedin. Şimdi biz burada ne yapacağız? Sen ip getirip buraya çıkrığa bakıp ip saracaksın. Şimdi sabahtan beri çıkrık çıkrık dediğin alet bu mu? Bu alet. Ben de şöyle teknolojik... Getir bunu, ip sarmayı becerebilecek mi? Yap gel hadi. Arka odada o ip var. Anladım. Sabahtan beri çıkrık diyor. Ben de böyle teknolojik, böyle kod girilen, böyle bir alet falan bekliyordum. Bu işte ip sarıyoruz ya, yumakları bunda yaparız. Tahtadan iki tane şey çakmışlar, iki tahta çakmışlar. Bunda adı çıkrık olmuş. Şimdi ben ipi alayım geleyim. İp nerede? İp arka odada. Tamam, ben şimdi ipi alıp geliyorum İbrahim'le birlikte. Bir de kozlarımızı çıkrıkla paylaşıyoruz. İbrahim sen bekle, ben geliyorum usta. Şimdi şu mikrofonumu şuraya takıyorum. Ve beni Kerziban teyze çıkrık için ip al geldi. Arka odada dedi, hiç tarif etmedi. Bakalım bulabilecek miyim? Şurada. Hadi durma, ben hava yaranmıyorum. Bir sürü ip var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben bunlardan bir iki tane götüreyim. Bakayım bu mu değil mi, ona göre şey yapayım. Bunlar mı? Bu mu yani? Yoksa bu değil, başka bir şey mi? Hayır, o değil. Beyaz. Bir daha mı gidip geleyim? Gelep getireceğim. Böyle gelep var ya, onu takmaya. Şimdi, biz anlaşamıyoruz. Gelep ne? Gelep, bu sarılıp. Sarılmadık ip getireceğim, buraya takacağım. Anladım. Daha mı büyük, daha hacimli bir şey mi? Hacimli, açık. Tamam. Yeni bir terim daha öğrendim. Bunları beğenmediler. Hacimli, daha büyük bir ip getirecekmişim. Gelip tamam. Getireceğim, ona gelip getireceğim. Çağır gelen baba yanımdan. İş kaçağı yapma. Şimdi tekrar geldim. Bunu beğenmedi. Gelep diye bir şey al gel dedi. Yeni bir terim daha söyledi bana, anlamadım. Daha hacimli, daha geniş bir ipmiş. Şimdi buralarda yok. Hadi hadi biraz daha. Burada da yok. Yine hep burada o küçük ipler var. Çok hacimli bir şey dedi. Şu arka odada falan olabilir mi? Daha hacimli. Şöyle bir şey var ama içeri hep bundan dolu herhalde. Bunun gibi bir şey. Şunu bir götüreyim bakalım. Kabul edecek mi? Bu mu? Ha, onu hadi. Hadi geçer çalımamıza kadar. Şimdi bunun adı neydi? Kelep. Gelep bu. Gelep. Gelep. Tamam, bunu buraya takıyoruz, sarıyoruz. Hani beceremedin ama onu saracaksın inşallah. Tamam, hadi bakalım. Şu mikrofonumu bir takayım. Saramasam İbo sarar. Beni bir yapamadım, İbo hiç yapamaz. Ben yapamıyorum. Hani yapamadı İbo, doldurdum. Hani senin yaptığın. Tamam. Bir yaparsan göreceğiz, haydi. Tamam, bir yapalım bakalım sarı şimdi biz bir. Hadi, şimdi bunu aldım. Bunu sardık. Şöyle. Bunun ucu nerede? Ucunu bulacağım geldim. Ucunu buldum. Bunu mu sarıyorum ben? Elime yumak geldim. Böyle gecelik olacak. İyi olsa bunu hiç yapar sana, değil mi? Böyle yapacağım bak. Tamam, ben de öyle yaptım. Sen avcına toplayıp. Olmuyor. Bana iyi yap. Dur balam, dur. İyice karıştırdın her şeyi ya. Ha, bu da beceremedim. Bunu da mı beceremedim? Beceremedim. Ayıp ya, vallahi ayıp teyze. He,
de hiç iş yok canım, git. Beni alan kız yaşadı. Yaşadı. Niye yaşamadı mı? Her, bak elimden her iş geliyor, halıyı dokudum. Çıkırığı getirdim. Hani ibo doldu, sen hiç yapamadın ha bak. Sarfını bir görelim. Şimdi, bir saniye. Ha, yaptın işte, gördün mü? Bağlayalım da. Uyumaz. Olmadı. Biri boya da iyi bozarsın. Şey yapamıyorum. Sen beceremiyorsun. Halini yapamadın, bozdun. Bunu da yapamadın. Alibom. Yapalım da bir görsün. Hemen alibom oldu tabii, hemen. Alibom. Bak. İbo nasıl saradıcı. Gördün mü? Olmuyor, olmuyor. Kerzban teyze, olmuyor. Sen gösteremedin, iyi gösteremedin. Tamam, hadi. Gösteremedin, sen iyi gösteremedin. Çıkışta çay ısmarlarını yapamazsan. Çıkışta çay ısmarlarını yapamazsan. Rezil etme beni. Bu muydu yani, yapılacak şey bu muydu? Bu İbo'nun yaptığı mıydı? Ha, İbo'nun yaptığıydı. Yaptım ama fark etti, o geçerdi, gördün mü? Yapıyorum. Sen bir şey yapamadın, halımı bozdun. Bir de ipi de saramadın. Başka ne yapacaksın? Ne var başka, ne yapayım? Bir de yayınla çıkıyor, yayınma ayağını. Eğremem, ben zora gelemem. Bana böyle basit iş olacak, ben yaratıcılığımı konuşturacağım. Olmadı mı, yapamadın mı? İzle, izle bak nasıl yapılıyor, bak izle. Beceremedim, ben İbo beceriyor, gördün mü? İbo, şimdi... Ahmet kardeşim, sen bu işi daha yeni öğreniyorsun. Gören de sanki 40 yıldır halı dokuyucu İbrahim. He. Yeni öğreniyormuşsun da. Kendi şurada, şurada iki dakikalık Kerzban teyzemin öğrettiğiyle öğrendi. Ama benim hocam Kerzban teyzem. Benim de hocam o ayrımcılık yaptı. Bana böyle adil davranmadı. Ama sana daha çok şey anlattı. Bana az şey anlattı. Ben hemen öğrendim. Sen beni yordun öyle, her yeri gösterdim yapamadın. Çıkra ip gittin orada oyalandın gelmedin. Buraya ipi taktın saramadın. Başka da yapacak işim yok. Sen alan ne olursun ince? Ne olursun? Başka iş bilmiyor. Olmaz, bilmez olur muyum? Bak bunu fıstık ben gibi yaptım. Ben İkisini de yapamadım. Şimdi Kerzban teyzem beni en püf noktamdan vurdu. Seni alan kız dedi, ayvayı yedi dedi. Elinden hiçbir iş gelmiyor dedi. Halı dokumaya geldik. Aksaray Sporumuzun kaptanı İbrahim Konuksever vardı yanımızda. Halk onu İbrahim Konuksever olarak bilmiyor. Yallı İbo olarak biliyor. Kendisi de kırmadı. Öyle hitap etmemi kabul etti. Şimdi... İbo becerdi bak. Sarıyorum. Neyi yaptı? İbo beceriyor. Halıyı yapamadın. İp bürdün. İpi de yapamadın. İbo becerdi, yapıyor. Anlaşılan bana yol göründü. Taşpınar kasabasında da barınamadım. Her hafta olduğu gibi ben aslında işi çok güzel yapıyorum ama iş sahiplerine bir türlü kendimi kanıtlayamıyorum, gösteremiyorum. Şimdi... Bunu da yapamadım, o zaman ben gideyim mi, ne yapayım? Sen bari kırımı kırtımı topla git, başka niye yarar? Başka neye yarar diyor bana. Tamam, o zaman şimdi Taşpınar kasabamızdaydık. Konuğum vardı, İbrahim Konuksever, Aksaray Spor'un kaptanı. Halıyı benden iyi dokumuş sözde. Çıkrıkta ipi de o güzel yapmış. Fırını pırtını topla git dedi bana. Biz o zaman küçük, şimdi sana İbrahim'i veriyorum. Tamam, akşama kadar antrenmandan çıktı, yorgun durgunu iyice yor. İyi böyle yorulur, iyi böyle her şeyi öğrettim, bu çabuk alıyor ama. Ben almıyor muyum? Sen zor aldın, ilmeği ilemedin. İpi saramadın, ne oluyor? İlmeği ilememişim işte. Kerzban... Hadi bir de hışık geçir. Evlerinin yolu bir kötü yokuş. Evlerinin yolu bir kötü yokuş, kız kurban olur, o nasıl nakış? Halının üstüne köptüğün nakız ilme ile kollarına ölüyün de. Şimdi çok güzeldi. Bunun bir uzun hava versiyonunu alalım mı senden? Hadi şöyle bunu bir patlat bize de ben öyle kaçayım. Ne diyeyim? Daha hani söylediğin türküyü söyle bize be. Türkü. Bak. Evlerinin ama bir kötü yokuş. Kız kurban olur, orası bakış. Halının üstüne döktüğün nakız ilme ile kollarına ölüyün de. Öyle demiş Kerzban ablamdan çok güzel bir dörtlükle programımızı burada kapatıyoruz. Ben yine beceremedim. İbrahim kardeşim şöyle seni de yanıma alayım. Teyzem seni de şöyle yanıma alayım. Bana şöyle hava. Olmuş mu? Olmuş, çok güzel olmuş. Bak aynı bizi kırmı yakmış. Anladım. Ama sen beceremedin. Bugün bayağı beceriksiz olduğumu vurguladım. Böyle üstüne basa 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 Kerzban teyzem. Sen beceriksizsin, senden bir cacık olmaz diye beni bayağı böyle bir aşağıladı.
Şimdi her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu anlatan programımızda Taşpınar kasabamızla alık halı diyarı ve halı dokuma işlemleri, çıkrıktan böyle ip dolama işlemlerini yaptık. Ben yapamamışım. İbrahim kardeşim yapmış. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum bizleri kırmayıp geldiği için ve bizleri Taşpınar kasabamızda halı evinde çok güzel ağırlayan Kerzvan teyzeme ve diğer tüm halı evi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir bölümde, başka bir meslekte görüşünceye dek hoşça kal efendim.